Dar alanlara sığdırılmış, büyük mutluluklar barındırıyor karavanda yaşam. Hayata dair İskele'de bu hafta kitle turizmle alternatif olan karavancılığı ele almaya çalıştık. Minimal bir hayat ve dar alanlara sığdırılan büyük mutluluklar. Gezmenin ötesinde tamamen karavanda yaşamayı tercih edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Kimi hayalini gerçekleştirmek, kimi doğa ile iç içe bir tatil geçirmek, kimisi ise kafa dinlemek için karavanda tatil yapmayı tercih ederken, büyük bir çoğunluk için vazgeçilmez bir hayat biçimi olmuş karavancılık. Ben İlter Damdelen, Gönyeliliyim. Sağlık Bakanlığı Hastaneden emekliyim. 2017'den, 16'dan beri de buradayım. Güzel bir hayat. Herkese de tavsiye ederim. Bu benim fikrim değildi. Öncelikle çocukların fikriydi. Sonra bize mal oldu. Güzel bir hayat. Değişik bir ortam. Tek sıkıntısı yol. Gelip gitme. Haftanın 3, en az 4 günü buradayız. Çarşamba, perşembeden geliyoruz buraya. Bütün hafta sonumuzu burada geçiriyoruz. Onun dışında iyi bir arkadaş ortamı edindik burada. Aile gibi olduk. İnsanlarla iç içe yaşıyoruz. Genel anlamda söylenen tek şey burasının huzur evi olduğunu ima edilmesi. Gerçekten de huzur evi gibi, böyle huzur verir insana. Sabahleyin kalkıp denize karşı kahvaltı edip kahvenizi yudumlamak genellikle yapabilecek işte güzel şeylerden birkaçından biri. Benim ismim Mustafa Önder Zilci. 1946 doğumlu, Lefkoşa'da ikamet eden bir şahsım. 1993'te üstlerden emekli olduktan sonra sık da olmasa buraya gelmeye başladım. Yani karavanımız vardı, buraya gelmeye başladım ama karavanın bir sene İngiltere'de kaldıktan sonra artık iş hayatından vazgeçtim. Çünkü ben daha evvel hem üstlerde çalışırdım hem restorantım vardı Lefkoşa'da, Zilci Restorant olarak. O benim değil. Onu artık çocuklarım müsaade etmedi bana çalışmama ve onu kiraladım. Şimdi burada bana kalsa, daha doğrusu hanım beni dinlese, hiç buradan ayrılmak istemem. Çünkü havası güzel, sessiz, sakin. İşte yalnız bayramlarda ve hafta sonları biraz kalabalık olur. Yani burada istediğiniz her şeyi de bulabilirsiniz. Buranın çalıştıran insanları da çok iyidir. İnsan olarak çok iyidirler. Ben çok memnunum yani kendilerinden. Karavana gelmek sebebim bir tanesi, çok uzun seneler ben yani çok fazla çalıştım. 36 saat ayakta kaldığım çok oldu. Çetinkaya çalıştırdım. Ondan sonra kendi restorantımı açtım. Efendim söyleyeyim. Ve hem üstlerde çalıştırdım hem restorantı çalıştırdım. Çok uzun seneler bu hayat dehşetti. Bir de benim merakım vardı, balık tutmak merakım vardı. Ama imkan yoktu, gelemedim. Geldiğimde de buraya hepsini unutmuş oldum. Yani mesela misinayı nasıl bağlayacağım, şeyi nasıl bağlayacağım bilmezdim. Onları öğrendim tekrar. Evet, buranın havası güzel. Çok güzel. Yani kışı da güzel. Çok güzel. Çok işte uzun seneler bu hasret diye içimde. Bunu şey etmekten sonra, bu imkanı elime bulduktan sonra geldim ve insanlar da burada. Yani köyün insanları da çok iyi. Şahıs olarak çok iyidirler. Bazı aksilikler olabilir ama yani herkesten ben çok memnunum burada, köyün halkından da. Yani burada bunu özellikle burasını çalıştıran Ahmet Bey ve ailesi çok iyi. Bana karşı bilmiyorum. İşte buraya geldiğimde kendimi çok rahat hissediyorum. Yani daha doğrusu o Lefkoşa'nın stresinden uzaklaşmak benim için çok iyi gelir. Zaten Lefkoşa'da kalmamın tek sebebi de çocuklar okula gidip gelirken ben götürüp getirdim. Elimden geldiği kadar yardım ederim ama cuma geldi mi beni kimse tutamaz. Yaz, kış hiç mevsim ayırmadan
ne bileyim bayramdır, yılbaşıdır, Allah etme cenazenin haricinde, düğünlerin haricinde, çok yakın düğünlerin haricinde beni kimse tutamaz. Ben buradayım her cuma. Herkes beni burada kalırım zanneder. Elimden geldiği kadar da bazen yardım etmeye çalışırım Ahmet Bey'e. Benim biraz İngilizcem iyi. Rumcayı az çok konuşurum. Gelen Rumlara işte kahvesi nasıldır, bilmem nedir, nasıl ister, Rumca ben bunları şey edebilirim. Ben yani hayatımdan çok memnunum burada. Ben Gülhan Çizili. Şu an buraya Hasbolat'ta yaşıyoruz esasda. Buraya hafta sonları tatil için yani günübirlik geri gideriz. 2010 yılında almıştık. 2011 yılında düzenleyip, tertipleyip yaşanır bir duruma getirdik. 2011 yılından beri geliyoruz. Öyle bir şey ki diyebileceğim şey, benim ilk karavan alıp buraya gelip yerleştiğimde hayret eden çok arkadaşım oldu. Ailem bahsus ilk etapta. Aman nasıl olur da sen karavana gideceksin, karavanda kalacaksın, ne yapacaksın, ne edeceksin, sen edemeyin, sen eyleyemeyin diye böyle hepsi tepki vermişti bana. Ama geldiğimde bu maviyi, bu denizin güzelliğini, sessizliği, bir taraf deniz, bir taraf dağa baktığımda, o huzuru gördüğümde, hissedip yaşadığımda, hatta burası yani virane bir durumda idi ilk aldığımızda, o günler bile bana huzur vermişti. Bu yüzden ben o söylenenlerin hepsini çürütmüş durumda oldum. Çok mutlu oldum. Çok güzel oluyor, çok huzur buluyoruz buraya geldiğimizde. O haftalık birikim, o kötü enerji, bir toprağa, bir kuma bastığımda çok boşalıyor yani o kötü enerji üstümüzden. Böyle rahatlıyoruz, huzur buluyoruz yani geldiğimiz zaman. Güzel bir ortam, güzel bir şey yer yani. Ama tabii ki zorlukları olmadı mı? Oldu. Bazı günler elektriğimiz de kesilirdi. Tabii ki bunun altyapısı buraların hazır olduğundan dolayı elektriğimiz, suyumuz, kanalizasyonumuz, her şeyimiz yani muntazam. Yani küçücük bir ev gibi yerleşim yeri olarak değerlendiriyoruz. Olmadı mı zorluklar oldu. Ama sonucunda güzel şeyler göreceğimiz için yani hep onları aştık. Geçti, güzel yani, mutlu bir ortamda geçiriyoruz. Komşularımla, arkadaşlarımızla, kardeşlerimin hepsinin burada karavanları var. Zaten onların vasıtasıyla ben de yani geldim. Güzel geçiyor, güzel bir ortam. Daha da güzel olmasını isteriz dersem, hiç haksızlık etmiyorum yani arkadaşlarıma veya burada yaşayan insanlarımıza. Çok güzel bir ortamı çok daha güzel yapabiliriz. El birliğiyle yaptıklarımız çok var komşularımız arasında. Gerek çevre temizliği olarak, gerekse yani düşüncelerimizi paylaşarak yani birbirimize teselliler vererek yani günleri geçiriyoruz. İlk karavancılardan sayılırız. Evet. Şimdi burada yaşamak için de restoran, yani anladığım işi yapmam lazımdı. Mimarım ama bu bölgede biraz mimarlık zor. Ondan dolayı da böyle bir yer açalım dedik. Hem insanlar yararlanır hem de biz de geçimimizi sağlayıp gidebiliriz diye düşündüm. Ben yaklaşık 22 senedir buralardayım, karavanlardayım. Karavancıyım yani. Ama artık şeye geçmek isterim. Şimdi biraz biz yerleşik gibi olduk burada ama artık seyyar bir karavan alıp daha özgürleşmeyi planlıyorum. Vallahi hiç zorlanmam ben. Çünkü bu hayatı tercih ediyorsan hiçbir zaman zorlanmazsın. Yani bu hayatta. Çünkü her şey sana hizmet ediyor burada. Temizlik kolay. Daha az deterjan harcan. Daha az temizlik malzemesi harcan.
Bilmem, ben böyle küçük yerleri daha çok severim. Hatta daha da küçülmeyi planlıyorum. İşte seyyar bir nasıl diyeyim, karavanet almayı planlarım ki daha küçük bir alan ve her şey bana hizmet edecek orada ve her park yeri de benim diye düşünüyorum. Kaplıca Karavan Bölgesi'nin işletmecisi Ahmet Zeki Genç de karavan yasasının bir an önce geçmesini talep ederken karavancılığın birçok tatilci için vazgeçilmez olduğu görüşünde. Evet, ben Ahmet Zeki Genç, Kaplıca Turizm Tesislerinin kurucusu ve işletmecisi. 1990'lı yıllarda bu işletmelere başladık. Öncelikle küçük bir karavanla başladık. Bununla beraber restoran, onunla beraber ufak tefek konaklama, onunla beraber daha büyük bir yatırımlara girişerek bu hale geldi. Tesisimizin içinde tabii ki karavan bölümümüz de var. Şimdi bilindiği gibi bu karavanlar ülkeye geliyor. Değil mi? Yani Almanya'dan, Hollanda'dan, İngiltere'den bu karavanları bu arkadaşlarımız ülkeye getiriyor. Bunun gümrüğünü ödüyor. Karavan denince ne oluyor? Bunu arabanın arkasına takıp bir yerlerde tatil amaçlı kullanmak içindir. Yani evde getirip de böyle süs diye almıyor insanlar. Tabii bunun bu haliyle Kıbrıs'ta acıyla bir karavan bölgesi olması gerektiği ortaya çıkıyor bu şeyde. Tabii ki biz de bu açığı gördükten sonra daha önce işte şu doğuda ve batıdaki olan güzelim kayaların üstünde İnsanlar gelip karavanları koyuyor, affedersin, işte sular akıyor, bilmem, çok 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 kötü manzaralarla karşılaştığımız oluyor. Orada dedik ki, ya madem bu bölgemiz yani inşaata kapalı, turizme kapalı, en azından karavan koyarak bu kirliliği ortadan kaldıralım diyerek bu insanlara da büyük katkıda bulunmuş olduk. Çünkü insanlar nereye gidecek, nereye park edecek, nasıl bir yani çöpünü nereye atacak, suyunu nereye verecek, hep sorun oluyor. Ve bunu ben İngiltere'de de kısa yaşadığım dönemler bunu gördüm orada. Yani bir diyelim İskele bölgesinde bir karavan bölgesi var, İgirne bölgesinde bir karavan bölgesi var, Dipkarpaz bölgesinde bir karavan bölgesi var. Ha, bunun da Kıbrıs'ta olması gerektiğini düşünerek ben de burada böyle bir yatırım yaptım. Büyük de bir yatırım yaptım zamanında. Şimdi bu karavanlar bu ülkeye geliyor mu? Bu insanlar bu masrafları yapıp bu karavanları bu ülkeye getiriyorsa yani bunlara da bir çözüm bulmak lazım. Tabii ki bizim bölgede şimdi bu karavan olayı biraz yaygınlaştığı için gerek günlük, gerek haftalık, gerek böyle 5-6 aylık, gerek yıllık konaklayanlar. Tabii ki bölgeye yani şey olarak da katkıda bulunuyor. Şöyle, bölgedeki marketler, bölgedeki kasaplar, bölgedeki turizm yerlerine bir de Lefkoşa'dan geliyorsa Lefkoşa istikametinde olan marketlerde alışverişlerini yapıp Magosa bölgesinde olanlar Magosa bölgesinden gelirken ihtiyaçlarını marketlerden oradan buradan alıp burada bir tatil geçiriyorlar. O bölgeye faydası var.
bölgeye faydası var. Şimdi düşünün, yani yurt dışından gelen bir insan geliyor, otelinde kalıyor, uçağına binip otelinden gidiyor. Ama karavan turizmi farklıdır. Karavan turizmi herkese yaygın bir şekilde, herkese bir menfaat sağladığını düşünüyorum. Ben de şimdi tabii bu karavanda konaklayan arkadaşlar bir ricada bulunmak istiyorum. Genelde sadece benim için değil, bütün ülkedeki karavancılar için söylüyorum. Yani biz elimizden geldiği kadar her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bilhassa ben en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yasalar çerçevesinde. Biz bu karavan yasasını hazırladık, meclise getirdik. Şu an mecliste beklemektedir. Daha da iyi yapabilmemiz için biliyorsun yasalar çerçevesinde olması lazım. Bu karavan yasası olmadığı için birçok şeyde kısıtlama yapıyoruz. Şimdi betonlaşmaya kesinlikle karavan yasası da karşıdır. Hazırlanan yasada da karşıdır. Ömür boyu konaklama diye bir durumda da karşıdır karavan yasasında. Dünya yasalarında da o şey vermez, yani izin vermez. Karavan bölgesinde ne diyor yasada, tüzüğünde? Geliyorsun, 6 ay sen kalıyorsun, 6 ay sonra gidiyor, o biri kalıyor. Yani herkes faydalansın diye. Karavancılar zaman içerisinde bölge halkı ve esnafı ile de aile gibi olmuş durumda. İhtiyaçlarını bölgeden sağlayan karavancılar esnafın yüzünü az da olsa güldürüyor. Tabii ki efendim, sonuçta bir popülasyon geliyor buraya. Hafta sonu özellikle kış zamanında, hafta sonu ölü sezon diyoruz biz bu kuzey sahil turizmcileri. Ölü sezonda karavancıların bize katkısı büyüktür. Gerek paket servis olsun, gerek ailelerini, eşlerini, dostlarını alıp burada yemek, içecek, her şekilde bize katkıları var. Çoğu karavancıyla zaten aile gibiyiz. Belki de 15-20 yılı aşkın karavancı dostlarımız var burada. Tabii biz 2007 yılından beri hizmetteyiz. Aile gibiyiz, yani sayabilirim çoğu karavancı isim olarak da. Hepsiyle mutluyuz vallahi. Sistemli karavancıların, yani böyle gelip kendi başına buyruk köşelere, möşelere karavan bırakanların herhangi bir faydası olduğuna inanmıyorum. Ama sistemli, Ahmet Bey'in karavan kentinde, belediyenin karavan kentinde olan karavancıların bölge esnafına ciddi derecede katkısı olduğuna inanıyorum. Çünkü marketlere geliyorlar, bölgenin içinde lahmacuncumuz var, lahmacuncuya, kebapçıya gidiyorlar, bize geliyorlar. Bizim dondurma satışımız var. Genelde akşamüstleri yürüyüşe geliyorlar. Diğer taraftan yürüyüp buraya gelip dondurmalarını yiyorlar, kahve içiyorlar. Yani sohbetleri hoş, insancılığı güzeller. Çok mutluyuz yani. Pandemi dolayısıyla insanlar çok kalabalık yerlere gitmekten korkar oldu. Ve böylelikle kendilerini karavanlara attılar. Kendi kalabalık ortamdan kaçıp kendileriyle birlikte böyle zaman geçirecekleri bölgelere. Bu açıdan bize faydası oldu. Şimdi Ahmet abinin bile bize katkısı var. Ahmet abicim yılların esnafı. Otele konaklamaya geliyorlar. Bed and breakfast alıyorlar. Öğle yemeğini bizde geçiriyorlar. Yani buradaki açılacak en ufak bir tesisin tüm bölge esnafına katkısı olduğuna inanıyorum ben. Karşıda otelimiz vardı. 2009 yıllarında yanılmıyorsam kapattı. 2007 ile 2009 arası farklı bir palmiyeydi. 2009'dan sonra farklı bir palmiye. Çünkü otele gelen müşteriler öğle yemeğini, akşam yemeğini bizi tercih ediyordular. Şu an kapalı. Nerede baksanız etkisi oluyor bize karşı. Biz futbol oynadığımız için genelde hep futbolla ilgili boş vakitimizde konuşup sohbet, muhabbet, eski anıları. Çünkü biz Gençler Birliği'nde gittiğimizde 16 yaşındaydık ve bize kucak açtı bu bahsettiğimiz kişiler. Mustafa hocam olsun. Genelde hep futboldan konuşuruz, muhabbet ederiz. Yani güzel şeyler. Çünkü ada küçük. En uzak yerden bile karavancı geliyor buraya. Ama biz ada küçük olduğu için onu futboldan, okuldan vesaire tanıyıp
vakit geçirebiliyoruz. Ben Lokman Genç, 1964 doğumlu Trabzon Çaykara Köyü'nde doğdum. 1975 Haziran'ın 27'sinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne göçmen geldik ve bu köye yerleştik. Köyümüz kaplıca olarak çok güzel, deniz kenarında. Yani gayet güzel, yani adanın birçok yerinden daha güzel bir köy olduğunu söyleyebiliriz. İki dönem muhtarlık yaptım bu köyde. Ya şimdi karavan işi sahillerde bir hareketlilik olur, bir canlılık olur, bir verimlilik olur, işte alışveriş şeyler olur. Yani gelirler işte otel, restorandan, efendim diğer yerlerden, balık şeyinden yani alırlar yani şey yaparlar. Yani belediye biraz daha titiz lan, yani biraz daha onlara biraz daha güzel hizmet verilmesi lazım. Daha temiz olmaları lazım. Daha düzenli, daha tertipli bir yerleşim kenti diyelim artık, ne diyelim, olması gerekir. Yani karavan işi dediğimiz bu. Ben 1975'te özel göçmen gelen ailelerin çocuklarından biriyim. 1975'ten beri Kaplıca'da ikamet ediyoruz. Hamza Baş ismi. Aralıksız Kaplıca'da yaşıyoruz. Burada esnaflık yapıyoruz. Hayvancılık, tarımla uzun yıllar uğraştık. Şimdi karavancılar tabii ki esnafa ciddi anlamda katkı sağladıkları açık. Biz aynı zamanda esnaflık yapıyoruz burada. Olumsuz olan durumlar da var. Çünkü planlı bir karavan şeyi oturmadı burada. Yani bu sistemin daha planlı, programlı olması lazım. Yani bunları öngörmek lazımdı. Karavancılarla ciddi bir dostluğumuz var. Sonuçta ülkenin insanları, herkes birbirini burada tanıyor, ufak bir toplum. Tabii bu işin Kaplıca turizm bölgesi, ciddi bir talep var Kaplıca'ya. Karavan olarak da, karavanın dışında yerleşim olarak da ciddi bir talep var. Ama bu işlerin ciddi anlamda altyapıları planlı ve programlı olması lazım, sürdürülebilir olabilmesi için. Karavan ortamına alışmak hiç yaşamamış olduğumuz bir duyguydu. Güzel bir ortammış. Tabii önceleri medeniyetten uzaklaşmak biraz sıkıntılı süreçten geçtik. Sabahleyin kalkıyoruz işte kahvaltımızı edip kahvemizi dinliyoruz. Ondan sonra denizimize gireriz. O gün yapılacak olan yemek ne varsa, yemek hazırlıkları. Hemen yanı başımızda balıkçı barınağı var. Taze taze balığımızı balıkçılara gidip tedarik ediyoruz. Gelip burada kendimize özgü yemek hazırlayıp yiyoruz. Akşama kadar birkaç defa denize girerek huzurlu bir şekilde, yani huzur buluyoruz buraya geldiğimizde. Yaşam alanı kısıtlanmış zaten. Yani amaç da zaten oydu. Yani yaşam alanı biraz daraltmak, her şeyden. Şimdi 200-300 metrekarelik bir evi temizlemek nerede? Küçük bir evi, odayı temizlemek gibi. Öyle değişikleri çok fazla titiz davranmamak. Temizliğe tabii hijyene herkes şey verdiği için, önem verdiği için özellikle onlara dikkat ediyoruz. Bu pandemi dönemi bize çok iyi geldi. Burada yaşama daha fazla yaşama şansı tanıdı. Bu manzarayı hiçbir yerde bulmazsınız. 10 bin lira verseniz bir otele bu manzarayı gene bulamazsınız. Bu huzuru bulamazsınız. Yani önemli olan dediğim gibi huzur. Ha, bir tek şey var sıkıntımız.
buranın yapısından dolayı ve insanların sağduyulu davranmaması, örneğin aşağıda arabaların inmesi, karettaların yuvalanma merkezi oluşunu, onları insan dikkate almaması, yan tarafımızda koruması alanında olan kum merkezleri mi derler, kum lalesi mi derler, bir özel bir şey, kum zambağı, endemik bir bitki örtüsünün burada mahvolmaya yüz tutması, bunlar bizi tabii rahatsız ediyor ama yine de elimizden geldiği kadar insanları engellemeye çalışmamıza rağmen yine tabii olmuyor. Bir limanın biraz ötesinde bir koy vardı. Bir gün yürüyüşe çıktığımda gördüm, o kadar çok karavan ve karavana benzeyen böyle derme çarpma gözükebilecek durumda olan, yani yerleşmiş insanlarımızı gördüm. Üzülmedik değilim oradaki manzaraya, üzüldüm. Ama bir değişikliklerle bir güzel yerleşim yeri hazırlanacak şekilde devletimizin bazı veya belediyelere bağlı olarak yapılması gereken altyapı çalışmalarını değerlendirerek yapılması gereken çok güzel koylarımız vardır. Güzel yerleşim yerleri yapılabilir yani buralara. Birazcık da devletin insanlarına, halkına, vatandaşına nasıl huzur bulacağını, nasıl dinlenip, nasıl topluma daha iyi bir verimli çalışmayla hayatını sürdürebileceğini, imkanları tanıması gerekir. Bunlar da artık bilemiyorum yani nasıl ifade etmek olur bu durumda. Birazcık daha farklı, geniş düşünülmesi gerekir. Yani yöneticilerinde, ister idarelerinde, yani merkezi idarelerinde, belediyelerin halkı daha iyi düşünmeleri gerekir. Vallahi yani biz 5 yıldızlı otellerde de kaldık, hatta 7 yıldızlı otellerde bile kaldım yurt dışında da. Burası da farklı bir ortam. Sevdiklerimizle beraber geçiriyoruz. Vatanımızdayız. Güzel güzel mavi mavi doğamızla denizimizi izliyoruz. Biz daha mutlu oluruz burada. Burada evde ne varsa, evimizde ne varsa her şey burada var. Air condition'da içerisinde ama çalıştıramıyoruz çünkü gelen elektrik onu çalıştırdığımız zaman hepsini düşüyor. 6 amperdir. Ahmet Bey işte çalışıyor burasını artık kuvvetlendirme yani elektriği. Tuvaletimiz var, banyomuz var, her şeyimiz var yani burada. Hiçbir şey sıkıntı yok. Gaz ocağımız, ne bileyim yani her şey aklınıza ne gelirse siz evinizde yahut evimizde var burada, benim de var, herkesin var. Ben hiç zorlanmadım. Yani burada 100 senedir buradayım yani, yahut da doğdum da buradayım. Çok sevdim burasını. Herkese de tavsiye ederim yani böyle bir hayatı yaşamak isteyen herkese tavsiye ederim. Buraya geldiğinde hiç ne derdin olur ne gaylen olur. Rahat rahat eskiden. Misal olarak böyle şeyimiz yoktu. Etrafı karavanın haricinde dışta olan çardak açıktı. Ne bileyim yani bu şimdi hepimizin kapalı, hep içerisinde yatağımız olabilir. Ne bileyim ben şeyimiz, mutfağımız olabilir, bilmem neyimiz olabilir. Eskiden hep açıktı. Bir rüzgar olur, bir yağmur olur, perişan olurduk. Şimdi bak ev gibi. Yani herkes memnun bildiğim kadarıyla. İskele'de bu hafta doğayla iç içe tatil şekli olan karavancılığı ele aldık. Haftaya farklı konu ve konuklarla biz yine bu ekranda olacağız.